Selamlar. Selamlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine manyak bir video ile karşınızdayız. Çok çılgın bir video olacak. Bugün inanılmaz güzel bir gün yaşayacağız. Genelde Blue Lagoon diye biliyorsunuz, insanlar Blue Lagoon'a geliyor. Ama biz Sky Lagoon'a gideceğiz. Evet. Böyle sıcak su havuzu aslında. Bizim termal havuzlar gibi Türkiye'deki. Ama bu çok böyle açık alanda olan ve inanılmaz güzel manzarası olan bir yer. Ve 7 tane aşaması var ama onlar sürpriz. Evet, 7 aşaması ne acaba? Sonra ne yapacağız? Sonra yine çok ilginç bir yere gidiyoruz. Yine daha önce hiç görmediğimiz, deneyimlemediğimiz bir şey yapacağız. Volkana gidiyoruz. Volkan göreceğiz. Bakalım çok heyecanlı nasıl olacak. Hadi gidelim. Hadi yolda görüşürüz. Geldik. Sıcacık gireceğiz. Şimdi kemiklerimiz ısınacak. Sonra cup buz gibi suya atlayacağız. Ve daha neler neler. Savunalar, kremler. Oh. Onlar bunlar. Buhar banyoları. Çok güzelleşeceğiz bakalım. Bugünü gerçekten iple çekiyordum. Böyle bir yerde ilginç bir yer yapmışlar. Bayağı güzel bir tasarım böyle var. Böyle girişi de buradan. Evet, çok şık duruyor. Hadi içeri girelim. Hadi. Mekana giriş yaptık. Burada tabii mikrofonları riske atamayız. O yüzden ses birazcık böyle olacak. Burası değişme kabinleri. Kıyafetlerinizi değiştiriyorsunuz. Dolabınızı kapatıp bileklerinizi okuttuğunuzda kilitleniyor. Böyle kırmızı oluyor. Çok şık yani. Çok taz yapmışlar. Bu arada zorunlu. Duş almak zorunlu lagoon'a girmeden önce. Ayakkabıyla almıyorlar kesinlikle. Ve işte bizim yapacağımız 7 step. Öncelikle lagoon'a giriyorsunuz. Burası böyle full su, sıcak su, rahatlıyorsunuz. Lagoon'a istediğiniz kadar girip kalabiliyorsunuz. Ama 7 adım ritüeline başladığınızda bir defa yapabiliyorsunuz. İkinci adım cold plunge. Burada buz gibi bir havuz var. Buz gibi suya giriyorsunuz ve oradan çıkıp koşarak saunaya geçiyorsunuz. Saunada iyice ısındıktan sonra buradaki serinlik ve sıcaklık vücudu dinçleştiriyor. Ve daha sonrasında saunada iyice rahatlıyorsunuz sıcakla. Sonra cold mist var. Bu da böyle yağmur ormanlarındaki ortamı şey yapmışlar. Ondan sonra vücudunuza kremler veriyorlar. Krem sürüyorsunuz vücudunuzu. Ondan sonra buhar kısmı var. En son duş alıp tekrar lagoon'a geri dönmüş oluyorsunuz. 7 adım bu şekilde. Girişimiz bu şekilde. Hadi bakalım atla. Atla. Bayağı buharlar tütüyor şu an. Ne kadar gözükeyim bile. Su sıcak mı? Oo, sıcacık. Oh, çok güzel. Oha, çok iyi. Dibi de gözüküyor. Alt taraf çakımlar hep. Ay. Oy, çok güzel. Çok güzel değil mi? Oğlum sıcacık. Ama alt taş değil ha, altı. Altı bir şey döşemişler gibi böyle. Halı gibi döşemişler değil mi? Güzel değil mi? Çok güzel. Dediler ki buradaki su sert olduğu için saçınızı yıpratabiliyormuş. O yüzden tepeden toplayın dediler. Ama sen o yüzden mi topladın? Böyle dar görüldüm. Fotoğraf yoruna saçımı feda ediyorum. Çok güzel ama su sıcacık var ya. Dışarısı buz gibi. Dışarısı -1 derece falan bu arada. Ama suda görüyorsunuz limonları zaten. Çoğu insan bu Blue Lagoon yapıyor ve geldikleri ilk gün yapıyor. Kesinlikle geldiğiniz ilk gün yapmayın. En sona bırakın. O kadar geziyorsunuz, yürüyorsunuz, yoruluyorsunuz. Bu şimdiden iyi geldi yani ve daha yeni girdik. Bu arada burası Blue Lagoon'dan bak fark ettiysen gerçekten de çok daha boş. Ve böyle sanki daha çok buraya yakışıyor. Çünkü böyle taşlar falan aynı şey ya. Antresit renkler ya. Antresit renkler hep böyle çok güzel, çok tatlı duruyor. O yüzden yani çok şık duruyor. Burası çok, zaten içerisini gördün değil mi? Odalar. Aynen, çok şık. İnanılmaz çıktı. Burada yüzsem tabii şimdi biraz garip olur değil mi? Kulaç atarsın. Yok canım. Oh, çok güzel. Burası doğal su değil mi? Evet evet. Jeotermal havuz burası. Yani böyle alttan ısıtmıyorlar. Zaten bu kadar bir yeri ısıtamaz. Tabii canım. Baksana nasıl dumanlar çıkıyor. Ay, sonsuzluk havuzu var. Hadi oraya gidelim. Hadi gidelim. Şimdi burası sonsuzluk havuzu gibi yapmışlar burayı. Böyle yüzüyorsunuz bakın yani böyle ufuk birleşik gibi duruyor. Ama aslında burada havuz bitiyor. Çok güzel. Böyle kayalar var ve okyanus, Pasifik Atlantik Okyanusu. Vay be. Pasifik Atlantik diyorum da inşallah doğrudur. Tüm video Pasifik Atlantik Erbil Okyanusu dedi. Erbil dedi, sorumlusu Erbil. Bakmadık. Instagram'ını koy bulsunlar onu tamam, yanlışsa. Tamam, yanlışsa koyarım. Ne dedi yani? Pasifik Atlantik. Sen Pasifik Atlantik dedin, aklım da oradan kaldı. Kuzey mi?
Kuzey Atlantik mi dedin? Ya yalan söyleme, videoda kaydın var. Bulacağım. Tamam, bakabiliriz. Bulamayabiliriz. Daha ilk adımdayız. Hala daha ikinci adıma geçmedik. Eller buruş buruş. Çok güzel ya. Sıcacık bir de, dışarısı da buz gibi. Oh. Baksana şu şeyleri göster. Otlar falan. Tabii burada çok fazla buhar var yani, net görünmeyebilir her şey. Ama çok güzel duruyor. Bakın böyle bar var burada. Buradan da içeceğinizi alabiliyorsunuz. Ne kadarmış? Mesela ortalama bir fiyatları söyler misin? Mesela 400'lük buranın birası 10 euro. Çaraplar 7-8 euro. Fiyatlar böyle. Evet. Ooo, soğuk dışarı. Dışarısı buz gibi gerçekten. Ben bak şimdi kardeşin nasıl duruyor, izle. Sen atayım mısın? Nefesime odaklanıyorum bir de ya. Ölmüş gibi davranıyorsun. Are you doing this every day? No. Okay. Koş koş koş. Şimdi bu üçüncü adımımızdı. Şimdi vücudumuz yumuşak, pamuk gibi olacak. Şimdi kıllı bir erkeği o ile kendini ovalarken görmek estetik olunca için oraları geçtim ama adam çok fark etmemiş, onun gündelik hayatının bir parçası olduğu için. Bu bildiğiniz tuz gibi değişik bir şey, peeling diyor kadınlar buna. Böyle derinizdeki böyle şeyleri koparıyor, yırtıyor gibi böyle. Bir söküyor gibi, derinizi zımparalıyor gibisiniz. Buradan sonra şimdi steam odasına gireceğiz ama steam odasına telefonu sokamayacağınız için şey yapamayacağız. Size böyle kapıdan bir göstereyim diye. Böyle buhar odası yani, steam odası. İçerisi çok güzeldi. Bunlar böyle eridi. Şu an derin var ya, böyle pamuk, pamuk ya. Çok güzel. Şimdi sıcak bir şey olacak. Bunlar gidecek. Sonra bir daha laguna gireceğim tabii, şey yetmedi. Ortam çok güzel bu arada yani. Deniz kenarı falan şahane. Okyanusa bakıyorsun. Biz şimdi Sky Lagoon, şey, lagoon kısmına geri döneceğiz. Telefonları bırakacağız. Biraz da keyifli süreceğiz. Ama bir sonraki lokasyon yine dünyanın başka bir yerinde, çok az yerde görebileceğiniz çok farklı bir deneyim olacak yine. Bir tık sıcak bir yere gidiyoruz. İzlemeye devam edelim. Evet. Fazla sıcak. Bir tık soğuk. Hadi bakalım. Ama o sıcakta bulunmak istemezsiniz. Videonun başında söyledik. Gizemler atmaya gerek yok. Evet, şimdi volkana geldik. Arka taraflar full volkan, dağlar. Tabii burada bir sürü volkanik bölge var. Ve burada yapabileceğiniz rotaları göstermişler. Biz Morolun'u tercih edeceğiz. Şuraya kadar 1 saat sürüyor. Bu 2021'de patladığı ve yayıldığı alan. 2022'de patlayıp yayıldığı alan burası. Burası bir volkanik bölge, bir volkandan oluşmuyor. 2023'te şu tepede patlayıp buralara kadar yayılan alan. 2023 alanına, yani bu yıl patlayan yere kadar ulaşmaya çalışacağız. 2 saat gidiş, 2 saat dönüş. Ama siz bunun 1 saatliğini de yapabilirsiniz 2022'ye kadar. Ya da bunun komple tamamını yapmak istiyorsanız farklı şeyler de var burada. Videoyu durdurup kendi istediğiniz tura karar verebilirsiniz burada. Bizim yapacağımız 9,5 kilometre en tepeye kadar olan. Bakalım, 2 saat gidiş, 2 saat dönüş. Dönüş yolunda yol karanlık olacak yarısından itibaren. Çünkü saat 6 gibi hava kararıyor. 2 saat gittiğimizde 5, 1 saat döndük diyelim. Yani tam dönüş yolunda hava kararmış olacak, bakalım. Ne kadar gideceğimizden emin değilim. Dönüş yolu ne kadar karanlık gidilebilir ondan da emin değilim. Artık yolda bunları videoda birlikte karar vereceğiz. Şimdi başladık yürüyüşe. Hızlı bir tempoyla yürüyelim ki anca yetişiriz. İlk aşamaya ulaşmadık bile ama bu nedir ya? Bu bambaşka bir görüntü. Buradan lavlar akmış belli ki ve katılaşmış. Yol bayağı zorlu bu arada. Gittikçe dikleşiyor. Ve hep taşlı. Şu
şuradan başladık. Şuralardan başlamıştık. Böyle tırmana tırmana buraya geldik. Yorucu ama. Yorucu, nefes nefeseyiz. Ve burada rakımınız arttığı için hava gittikçe soğuyor. O yüzden mutlaka tedbirli gelin. Yedek kıyafetiniz de olsun. Çünkü terliyorsunuz bayağı. Hasta olmayın. Ah, az önceki yer. Biraz daha tepeden ne kadar yeri etkilediği gözü daha çok belli oluyor. Bak T buralara kadar gitmiş. Gerçekten öyle. Bu patlamış bir volkanın daha sonradan donmuş hali. Oh, çok iyi duruyor. Daha çok yolumuz var. Hadi bakalım. Çok daha güzel manzaralar var. Tırmanmaya devam. Burası biraz daha dik. Ve taşlı. Çok taşlı. Maalesef biraz zor. Ama kesinlikle değer. Daha şimdiden manzara böyle. Bu 2020 yılında mı 21 yılında mı ne patlamış halinin kalıntıları. Biz 2023'üne doğru gidiyoruz. Daha bu yıl patlamış haline gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. 35 dakika oldu, 2 kilometre. Daha şu an orta noktadayız. Bu 2022'de patlayan yanardağ. Çok iyi durmuyor mu ya? Ya gerçekten çok güzel. Gel bakalım şuradan daha iyi görürüz. Hadi bakalım. Daha yeni başladı. Az önce göstermiştik siyah lavları falan. Arkadaşlarımız da çok terledik, dönelim falan dediler ama biraz daha devam edelim dedik. Ve biraz daha görmeye başladık şimdi. İşler gittikçe ilginçleşiyor. Ama şöyle tüm vadi boyunca akmış gitmiş. Denize kadar uzanmış lavlar. Biz 1 saatlik denen yere hızlı tempoyla 35 dakikada ulaştık. O 2 saatlik yere de 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakikada ulaşırız muhtemelen. Bence en zor yol geride kaldı. Oralar çok dikti. Buralar biraz daha iyi. İnşallah yukarıda çok fazla rüzgar olmaz da drone'u uçurabiliriz ya. Şuraların üzerinden gitmeyi çok isterim. Yine gittikçe muazzamlaşıyor. İzlanda yine şaşırtmadı yani. Evet, İzlanda yine bizi şaşırtmadı. Bunu dünyanın neresinde başka görebilirsin ya? Çok az yerde var ve çok şanslıyız. Çok güzel ya. Büyülendim yine. Yine büyülendim. Ay. Böyle olunca işte insan daha fazla gezmek, daha fazla görmek, hiç çalışmak istemiyor. Ama maalesef 2 gün sonra işlerimize döneceğiz. Bu da bu oyunun kuralı böyle. Yapacak bir şey yok. Hadi daha fazla laflamayalım. Bir an önce varalım. Hadi tamam. Evet, o sert yokuşlardan sonra artık nefesimizi topladık herhalde. Evet ya. Şu an bayağı neydi öyle? Ay, şu an biraz dinlendim. Daha bayağı bir yolumuz var. Olabildiğince hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü gün batımı da yaklaşıyor. O volkanı görmek istiyoruz. Umarım görebiliriz ya. Başarabilecek miyiz? 2023'e kadar çıkacak mıyız Serhat'tan? Ben inanıyorum biz bu hızla ve hırsla çıkarız. O zaman bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak şu an biri daha abone olursa daha motive edeceğiz. Aynen. Ay, ama kanalı izleyenlerin %60'ı abone değil. Böyle de bir gerçek var. Neden abone olmuyorsunuz? Ama çok haklılar. Bak ben de bazen bu işin içinde olmama rağmen bir video izliyorum. Ve o video böyle çılak ve kapanınca abone olmuyor unutuyorum, like atmıyor unutuyorum. O yüzden en başında yapıyorum. Hatırlatmak gerekiyor diyorsun. Yok, en bakalım başında. Göreceğiz. Bakalım. Şimdi daha yürümeye devam ediyoruz. Bir süre daha düz gideceğiz. Zor kısımlar bitti gibi duruyor. Ay. Ama şurası net bir volkan bacası. Evet evet. Volkan bacası o. Burası direkt volkan bacası. Yukarı zaten kaldır belli. Görünmüyor ha. Öyle volkan bacası gibi duruyor. Hadi bakalım devam. Hadi. Üntüye inanmıyorum. Bu görüntüye inanmıyorum. Çok iyi değil mi ya? Çok iyi. İnanılmaz. Gerçek değil abi bu. Baksana şuraya kadar gelmiş, orada durmuş. İnanılmaz, gerçek değil gibi. Çok iyi. Abi bir sürü insan var burada. Evet, yürüyorlar. İnanmıyorum abi böyle bir görüntüye. Hadi yürü. Hadi, hadi şu şeye ulaşmaya çalışıyoruz muhtemelen. Şu bacaya gidiyoruz, küçük galiba bacaya. İnanılmaz. Hadi bir an önce ulaşalım. Evet, ilk tehlikeli tabelamızı gördük. Lavların üstüne çıkmayın, onları kazmayın ya da üzerine bir şey atmayın diyor. Tehlikeli gazlar olabilir. Tehlikeli gazlar olabilir. Hepsini onlara dikkat edin ama diyorlar. Few moments later.
İyi ki drone'umuz var ya. Evet ya. Maalesef biz tabii 6,5 kilometrelik yolu yürüyebildik. Güneş dağın arkasında kalmak üzere battı batacak. Hava buz gibi oldu ve inanılmaz rüzgarlı. Çok soğuk. Akşama kalırken yürümekte yolda sıkıntı yok. Ama bu kadar rüzgarı ve bu kadar soğuk olacağını tabii ki düşünmedik. Oha, adam o biraz zorluyor. Oha, biz bunu böyle söylerken arkadan bu adamın geçmesi kimse bize inanmayacak yemin ederim. Ama ben dondum. Ellerim morardı. Bence bu adam buralı ya. Biliyor, bu Viking havaya ya alışkın. Bunlar. Yemin ederim Viking bunlar. Gerçekten. Neyse, burası 2022'de patlayan ve buraya ulaşan lokasyonuydu. Bunun 2023 versiyonu da vardı ileride. Daha bu yıl patlayanı. Orası 3,5 kilometre uzaktaydı ve bir 2 saat daha yürüyüş yolu gösteriyordu. O yüzden ona kalkışmadık artık. Oraya vardığımızda hava kararmış olacaktı. Ama drone'u kaldırdık. Yaklaşık kuş bakışı 3 kilometre gittik. Ama oralarda da benzer görüntüler var. Sanırım bu videolarda gördüğümüz o hayal ettiğimiz lavlı, kırmızı lavlı halini aktifken ve yeni patlamışken görebiliyorsunuz. Yani belki bir hafta içerisinde falan belki. Bilmiyorum. Ama tabii bizim geldiğimiz dönemde böyle bir şey olmadığı için göremedik. Biz geldiğimizde ama alttaki lavların sıcak olduğu belli çünkü evet, tütüyorlar. Ve bu lokasyonla birlikte aslında bugün inanılmaz güzel iki çok bambaşka iki deneyim yaşadık. Çok güzel. Bir Sky Lagoon'a gittik, bir buraya geldik. Ve bunlarla birlikte de bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde Reykjavik'i, başkenti gezeceğiz ve belki bir iki sürprizimiz daha olabilir. Evet. O bölümü de kesinlikle kaçırmayın. Kaldığımız evi vesaire de orada gösteriyor olacağız. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.